İz bırakanlardan sevgi, saygı ve muhabbetlerimizi sunuyoruz. İz bırakanlar da bugün çok kıymetli, çok değerli bir üstadımızın yanındayız. Kendisi yardımcı doçent doktor Hüseyin Öksüz. Kato Üniversitesi Türk Sanatları Bölüm Başkanı. Hemen kendisine dönüyorum. Sayın Hocam, Cenab-ı Hak size hayırlı ve uzun ömür versin. Sağ olasınız. Maşallah. Sanat yılınız, yaşınız kaç oldu efendim? 50'ye yaklaştı efendim. Yani 49. yarım asrı devirmiş bir kıymetli hattatımız, aynı zamanda akademisyenimiz. Sayın Hocam, bizler tanıyoruz. Hüseyin Öksüz Hocam kimdir? En zor soru belki insanın kendini Evet. tanıtması. Buyurun efendim. Ben 1944 Konya doğumluyum. Üçkalama Mahallesi'nde doğmuşum. Çocukluk yıllarım o mahallede geçti. Konya'nın tanınmış yerli mahallelerinden birisidir. Bu üniversitemize de yakındır. Kato Orada Üniversitemize doğmuşum. yakın Evet. bir mahalle. Eski bir mahalle. Eski bir mahalle. İlkokulu da Köprübaşı İlkokulu'nda okudum. Çok belli başlı insanlarımızın yetiştiği bir ilkokuldur. Orada okudum. Sonra hafızlığa çalıştım. 3 yıl kadar. Oradan İmam Hatip Okulu'na naklettim. Hafızlık bitti mi efendim 3 yılda? Yok, yarıdan fazlaydı. Talebelikte tabii biraz haşarlık oluyor. Sizde de var mıydı efendim bu aşağıda? Vardı, olmaz mı? Her Çocuk çocukta olur da olurdu olmaz mı bu haşarlık? şekilde. İmam Hatip Okulu'ndan Gazi Lisesi'ne naklettim. O zaman üniversite sınavlarını almıyorlardı İmam Hatip İmam Hatiplerinin önü mezunlarını. kapalıydı. Kapalıydı. Onun için liseye kendimizi nakledinceye kadar epey zahmetler çektik o günlerde. Lise 2 ile 3'ü Gazi Lisesi'nde okudum, bitirdim fen bölümünde. Oradan eczacılığa gittim üniversitede. İstanbul Eczacılığı bitirdikten sonra eczane açtım 1970'te. 10 yıl eczacılık yaptım. 1980'de eczacılığı bıraktım. Kayınpederimle beraber Ali boya İbrahim inşaat Sayar malzemeleri amcayla. yaptık. Sonra 2000'de üniversiteden bir teklif geldi. Üniversiteye başladım. Selçuk Selçuk Üniversitesi'ne. Üniversitesi'ne başladım. Aşağı yukarı Akademik kariyer yaptık orada. yaptık. Yarım doçentlikten sonra işte dil Dile takıldı her yerde, her herkes zaman dile olduğu gibi. olduğu gibi dile takılınca yarım doçentlikte devam ettik. Yaşar oradan emekli olduktan sonra Karatay Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Güzel Sanatlar Fakültesi kuruldu. Onun bölümlerinden birisi de Geleneksel Türk Sanatları Bölümü. O bölümü için göreve çağırdılar. Transfer olduk Transfer emeklilikten oldum. sonra. Emeklilikten sonra çok boşta gezmedim, çok boş durmadım. Maşallah. Zaten bizde boş durma yoktur. Yazı yazmaktan fırsatı zor buluyoruz zaten. Böylelikle dördüncü yılımızı tamamladık şimdi Karatay Üniversitesi'nde. Mezun verdik mi Bu efendim? sene mezun verdik. İlk Peki mezun. mezun verdik de diploma verdiğiniz öğrenciler iş bulabiliyor mu efendim? Anında. Öyle mi? Nerelerde istihdam ediliyor Sayın Hocam? Şimdi bir tanesi kendi hemen üniversitemizde başladı. Asistan olarak başladı. Asistan olarak başladı. Maşallah. Bir tanesi araştırma görevlisi olarak Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne başladı. Daha bitirenler var. Onlar İrtibat kurabildiğiniz bunlar. evet bunlar. Zaten bizim ilk mezunumuz 4 kişi. Ha 4 kişi miydi? Bizde çok olmaz. Öyle mi? Peki. Bizde sayıları az olur ama değerli olur. Güzel, ne güzel. Sayın hocam, hattatlığa artık kalemle dibitle dostluğa ne zaman başladık? Şöyle bir 50 yıl öne doğru dönelim. 60'lı yıllar. 60'lı 60'lı yıllar. yıllar. 19 ben Hattat Hamidi 47 hocaya yıl. Hamit. Hattat Hamidi 1968'de başladım. 68'den bu tarafa sayarsak işte 2018'e gelince 50 yıl oluyor. Maşallah. Yani 49'un içerisindeyiz. 49'un içerisindeyiz. Hamid hocaya başladığım günden beri devam ediyoruz.
Orada şöyle bir hatıramı anlatayım. Hocam onu soracaktım lütfen. Bizim hattatlardan Hüseyin Kutlu ile beraber Hamit Hoca'ya gittik. O benim de çalışmak istediğimi söyledi. O aferin falan dedi. Hüseyin Hocam sizden Kutlu Hocam erken mi başladı? 2 ay önce başlamış. 2 aydır gidiyormuş Hamit Hoca'ya. Ondan sonra hemen bir kağıt çekti. Oraya Sülüs Rabbi Esir'i yazdı. İlk meş budur. Rabbi Esir Velatü Asir Rabbi Temin Bil Hayr. Onu yazdı. İlk dersimi bana elini uzattı, verdi. Ondan sonra baktım, yazdığı kalemi de verdi. O biraz zor verilir değil mi? Zor hocanın kalemi kıymetli. Hem yazdığı kalemi verdi, hem de meşki verdi. Ne mesaj verdi orada o kalemi verince? İşte demek ki bugünlere kadar gelen bir mesaj o. Değil mi efendim? Daha da bugünlere geçen o kalem kıymetli. O kalemi hala saklıyorum mesela. Sizin için çok büyük değerli. Anlam taşır. Tabii. Hamit Hocam vefat etti değil mi efendim? Vefat etti. Rahmetle yad ediyoruz. 82'de vefat etti. 82'de tabii. Vefat etti. Ama onlarca, yüzlerce şimdi işte bugün bırak. Bütün dünyada hat sanatımız neşrüne bulduysa Hamit Hoca onun talebeleri sayesinde diyebiliriz yani. Şimdi Avrupa'da, İslam dünyasında sadece Konya'da değil, Türkiye'de değil tüm tabii. Tüm dünyada. Tüm dünyada Hamit Hoca biliniyor. Biliniyor. Yani hatla ilgisi varsa eğer biraz tanıyorsa hemen Hamit Hoca'yı tanıyor. Dünyanın neresinde olursa olsun bilirler. Ne güzel, maşallah. Yani Mekke-i Mükerreme'de indi, Mısır'da okundu, İstanbul'da hem okundu yazıldı, hem yazıldı. Yazıldı. Elhamdülillah. Ne güzel. Doğru bir sözdür. Öyle hat sanatı hakikaten bizim milletimizin hat sanatındaki görüşü, güzelliği, yakaladığı estetik bir başkadır. Yani diğer ülkelerde de güzel yazanlar son zamanlarda çoğaldı. Suudi Arabistan'da, Suriye'de, Mısır'da güzel yazanlar var. Zaten üsluplar belli. Ne olursa olsun nasıl ki biz bugün bir Mısırlıyı gördüğümüz zaman bizden olmadığını, bir Mısırlı olduğunu tahmin ederiz ya, anlarız ya. Yazıda öyle. Yazıda da üslubundan belli olur. Türk hat sanatıdır deniliyor. Denilir. Değil mi efendim? Hocam, Hamit Hocam nur içinde yatsın, kalemle kağıdı verdi. Tabii siz meşke başladınız. Tabii beğenilmiyor. O gün haletiniz, haleti ruhiyeniz nasıldı? Şimdi ne kadar beğenmediği harf çıkarsa sevinirdik. Hatayı düzeltir. Hatayı, çok hata bulursa daha iyi. Onları düzeltmemize fırsat verilir yani. Eğer bir tane harf düzeltmişse demek ki hoca o gün keyfi yerine değilmiş deriz. Keyifsizmiş. Ancak bir tane meş çıkarmış. Ama mesela bir satırda 4-5 tane, 6 tane çıkarıyorsa hocanın keyfi yerindeymiş deriz. Meşki çok çıkarmış deriz. Bizim anlayışımız böyle olurdu. İlmin başı bir sabır, iki sorma. Evet. Değil mi? Öğrenmek için. Sayın Hocam, bizim sosyal hayatımızda da bir özelliğimiz var. Biz eleştirilmeyi hiç sevmeyiz. Orada böyle gururunuzda dokunmuyor muydu? Ya Hamit Hoca'ya da bir... Harfi şey edemedik ya, alıştıramadık veya bir türlü beğendiremedik. Böyle bir şey oluyor yok, mu öğrenci haleti? Şahsen benim düşüncem, Hamit Hoca ne dediyse tamamdır. Ala ra'si ve ala ayni. Ala ra'si ve ala ayni. Yani ne dediyse, ne söylediyse hiç itiraz yok. Yok. Çalışıp beğendirmek. Zaten Hoca Efendi çok iyi bir pedagogtu. Şimdi anlıyoruz onları. Öyle mi? Mesela görür gelmez, daha kapıdan görür görmez hemen o maşallah maşallah filan der. Yani geldiğimize gaz veriyor. Geldiğimize bizi gördüğüne sevindiğini ifade eder. Sizi de konsantre eder. Ya ne güzel. Ondan sonra meşki gösterince daha alır almaz of aferin aferin maşallah filan der. Sonra gösterir. Doğrusu bu. Doğrusu. Meşki hatalar çıkar ortaya. Ama ilk bakışta öyle betmiş bir suratla bakmaz. Ona bir aferin der, sevindiğini tebarüz ettirir böyle. Onun için dersler şeye geçer, makbul geçer. Sonra mesela ders biter, müsaade almak isteriz, otur der. Şahsen ben gittiğim zaman çok defa tenha bulurdum mesela. Otur derdi. Ondan sonra bazen bizi oyalamak için gazetelerden haber okur. Bazen beyitler okur. Sizi salmak istemiyor. Salmak istemez böyle. Birkaç izin aldıktan sonra alırdık. Şimdiki aklım olsa tabii hiç müsaade istemezdim mesela. Değil mi? Hep yanında gelsin. Yanımızda olsaydık. Peki hocam,
o günlerden, yani 49 yıl önce bu günleri görebiliyor muydunuz? Öyle bir öngörünüz, bir tahmininiz. Hiç. Ya bana ne katacak bu? Düşündünüz mü hiç? Hiç onlar hatırımıza gelmiyordu şahsen. Peki şimdi öğrencileriniz soruyor mu? Hocam ben geldim buraya kaydolacağım ama ya bu bana ne katacak? Bana ekmek kapısı olacak mı meşkin dışında? Gibi sorularla tabii karşılaşıyor. Tabii bu soruları açıkça sormazlar da. Dolaylı. Ama tabii dolaylı. Ya tabii biz yüzünden anlarız mesela. Onların nerelerde çalıştıklarını. Mesela bitirenler bizim en çok işi devlet kapısında diyelim. Mesela kütüphanelerde iş buluyorlar. Şimdi diyelim ki bölge eski eserler, el yazması eserler. Yazmalar tamir ediliyor tamam, şimdi evet. Onları. Bizimkiler yapıyorlar. Çünkü bizde onun dersi var. Anladım. Patoloji diye bir dersimiz var. Yazma eserler patolojisi. O bir ilimdir şimdi. Yani bir eski suda ıslanmış bir kitap çürümüş veyahut da nemini kaybetmiş tahta gibi olmuş, takoz gibi olmuş. Nasıl hayata döndürülür? Döndürülür. O bir ayrı bir bilim dalı. Onu yapıyorlar mesela. Sizin öldü zannettiğiniz kitabı diriltiyorlar adeta. Bir kitaba bir sene, iki sene çalışıyorlar. Yani bu da kütüphanelerde büyük bir branştır şimdi. Hamdolsun onlardan bir tanesi Konya'da. En başta Süleymaniye evet. Kütüphanesi var. İkincisi de Konya'da. Şimdi staja gidiyorlar. Anıt meydanında muhteşem bir mekanda. Mekanda çalışıyorlar. Değerli de bir müdürümüz var. Yıllardır herhalde 20 yılı aştı. Bekir Bey çok Bekir Bey yıllarını oraya vermiş. Verdi. Buradan sevgilerimizi sunalım. Eyvallah. Yani çok gayretli, işini severek yapan bir arkadaş. Bizim öğrencilerimiz staja da gidiyorlar oraya. Aynı zamanda mektep oluyor orası. Aynı zamanda sonra orada çalışıyorlar, iş buluyorlar. Ne güzel. Çoğu bizim öğrenciler, bu bölümde çalışanlar. Hocam, sanatçı insanlar Azerbaycan'da güzel sanatlara ince sanat deniliyor. Evet. Şimdi her sanatla uğraşan insan naif ruhlu olur. Aynı zamanda bir pedagog mu oluyor? Yani bir öğrenciye bakınca bunda istikbal var. Onu biraz okuma imkanınız oluyor değil mi? Tabii oluyor. Şimdi aynı şekilde ben de seviniyorum çünkü. İçimden geliyor. Yani yapmacık değil. Gördüğümü? Öğrenciyi görünce öğrencime uyguluyorum. Geldi diye seviniyorum. Hamid Hoca'dan da her derslerde bahsederiz. Mutlaka anılır. Çok anılır yani bizde. Ne güzel, ne güzel. Ölüyor ama eserleri ölüyor ve ama ismi ölmüyor. İsmi ölmüyor. Eserleriyle, ismiyle evet. Rahmet okunuyor. Ne güzel. Sayın Hocam yıllarınızı bu işe verdiniz. 49 yıl geçti. Peki burada pek çok dereceleriniz var. Bu derecelerden de bahsedelim. Neler var? Bir hatıralarınız nelerdir? Bu aldığınız ödüller, plaketler, dereceler nerelerde, hangi? Tabii çok fazla var. Şöyle marifet iltifata tabidir denir tabii, ya. Tabii çok önemli. İşte bunlar o. Yani şu, bugüne kadar hiçbir derecenin peşine düşmedik. Sadece güzel yazmanın peşindeyiz. Ama arkasından bunlar ödüller geliyor. Ne ile alakalı? Marifet, biraz önce buyurdunuz. İltifata tabi deniyor. Tabii insanlarımız güzelliği gördükleri zaman heyecanlanıyor. Yani güzel sanatların tarifini yaparken de biz öğrencilere diyoruz ki güzel sanatlar nelerdir diyoruz. İşte görünce insanları heyecanlandıran olaylardır veya da çalışmalardır diyoruz. Gönülden dökülen çalışmalar değil mi hocam? İnsanlara heyecan veren, heyecan uyandıran, zevk uyandıran çalışmalara güzel sanatlar diyoruz biz. Kısaca tarifi bu mu efendim? Kısa tariflerinden birisi bu. Birisi bu tabii, sadece bu çok değil. Çok tarifi var, birisi bu. Ne diyecektik? Efendim şimdi bu ödüller. Ödüller dedik. Şöyle hatırınıza gelen baştan sonra, sondan başa fark etmez. İlk aldığınız ödülü mesela hatırlıyor musunuz? İlk aldığım ödül yıl şöyle oldu, 1986. İlk defa uluslararası hat yarışması yapıldı. O zamana daha kadar yok, yok, hiç görülmüşü yok. Allah. Osmanlılar döneminde bile yok. Allah. İslam Konferansı Teşkilatı yaptı. Ekmelettin Bey işin başındaydı. Hamid Hoca'yı da iyi tanırdı. Babası da tanırmış. Hamid Hocam da sağdı o zaman. Tabii. Sağdı. 82'de vefat ettikten sonra Hamid Hoca adına ilk müsabaka böyle oldu. Hatta tamir hat yarışması, uluslararası. Ne güzel. Yapıldı. Tabii o günün şeyiyle dünyanın her tarafından, yani Güney Afrika'dan bile hatırlanan oldu. Şaşırdık yani. Güney Afrika'da hat varmış. Peki onların hatları
Bizle şeyi nasıl bir uyuşma durumu? Yani hat aşağı yukarı bizim alfabe olarak her tarafta aynı. Her tarafta aynı. Yani başka bir alfabe değil. Önce tabii Elif B'den başlayınca aynı oluyor. Ama stil ama olarak. Şimdi bütün hattatların dünyada, yani Pakistan'dan tutun Endonezya'dan Amerika'ya kadar nerede hattat varsa, bir defa örneği Türk hattatları. Türk hocaları yani. Hamid Hoca zaten dedik ya herkes tarafından bilinir diye. Neyse Hattat Hamid adına bir müsabaka tertip edildi. Katıldık. O gün için 350 kişi. 350 küsur kişi katıldı. Ben birinci oldum. Böyle bir şey ne beklerdim ne umardım mesela. Hiç hatırınıza gelmedi birinci olacağım. Tabii nereden bileceğiz. Ben... Peki Hamid Hocam'ın o andaki haleti ruhu. Hamid Hoca vefat ettikten sonra. En sonra mıydı? 82-86. 4 sene sonra. 4 sene sonra. 4 sene sonra. Birinci oldunuz. Yani 4 dalda yapıldı. Celi Divani dalında birinci oldum. Birinci ben. Olduk. Diğer mesela Celi Sülüs'te de ikinci oldum. Celi Sülüs'te üçüncü oldum. Celi Talik'te ikinci oldu benim yazı. Üç tane? Üç ödül aldım. Üç orada. Ödül aldık bir yarışmada. Bir yarışmada. O size ne kattı? Yani bu tür ödüller ki genç sanatçılara da ışık tutsun diye hocam soruyor. Tabii bu yarışmalar çok iyi oldu. Çünkü 3 yılda bir yapılma kararı alındı. Şimdi ondan fazla oldu herhalde. 10.'sü yapıldı geçen sene. Şimdi bizim talebeler ödül alıyorlar o yarışmalarda. Ha, şimdi sizin talebelerinizden benim de bildiğim şu anda Selçuk Üniversitesi'nde idi. O da İstanbul'a gitti. Fatih. Doçent. Evet. Fatih Özkafa. Özkafa Bey. Şu evet, anda iftar ettiğimiz öğrencilerimiz değil mi efendim? Tabii. O da ödül alıyor. Bir de çok yakın dönemde değil mi efendim? Evet. Ben başladığı tarihi hatırlıyorum. Size meşke başladığı evet. Tarihi hatırlıyorum. O ara bir finans kurumunda çalışıyordum. Ben bir gün Fatih'e sordum. Fatih dedim sen kaç sene oldu senin icadet almaya başlamanla bitirmen dedim. 7 yıl dedi. Maşallah. Demek ki dedim 7 yıl mı çalıştık ya dedim 7 yılda icadet almış. Çok mu hızlı geçti hocam? Böyle normal sayılır. Peki böyle bir icazet aslında Fatih Bey'i ben de yakinen tanıyorum. Aile olarak da tanıyorum. Yani normal bir öğrenci değil. Biraz Fatih Bey'inki üst zeka seviyesi değil mi efendim? Peki hocam Fatih Bey İstanbul'a gitti. Hangi üniversite dedik? Hangi üniversiteye? Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Güzel Sanatlar evet. Fakültesine gitti. Peki Hüseyin Hocam'ın duyguları nasıl bu durumda? İşte orada Hamid Hoca ile beraber beni de temsil ediyorlar. Değil mi? Elhamdülillah. Ya bu güzel bir şey. Güzel bir yerde temsil ediliyoruz sonra. Güzel bir sanatta temsil Elhamdülillah. Ediyoruz. Elhamdülillah. Peki efendim başka onlarca öğrenciniz var. Ödüllere kız devam edelim. Kız ve erkek. Ödüllere devam edelim. Ödüllere devam edelim. Ondan sonra 3 yıl sonra tekrar yapıldı. Yakut'un Usta Asimi adına yapıldı. Orada da 2 ödül aldım. Ne hangi ülkede yapıldı? İstanbul'da yapıldı. Yine İstanbul'da yapıldı. Ödüller onlar hep İstanbul'da yapılıyor. İstanbul'da yapılıyor. Evet. Efendim masrafını mesela Suudi Arabistan karşılıyor. Sponsor oluyor sponsor ülkeler. Sponsor oluyor falan. Onlar ödülleri var. Mesela ilk ödülde $2,500 birincinin ödülü. Bir de maddi var o maddi plaketin ödüller, dışında maddi ödülleri var. Şimdi daha yükseldi onlar. Yani $10,000 kadar falan veriyorlar. Bayağı bir malzeme alınır hocam laf aramızda o Allah parayla. Alınır, birkaç tane kalem alınır. Değil mi yani birkaç kalem birkaç çerçeve evet, yani alınır yani. Emeğine değer. Değer. Yapılıyor. Orada kaç ödül aldık hocam? Orada 2 ödülü orada aldım. Sonra Bağdat'ta yapıldı o arada bir uluslararası müsabakası oldu. Bağdat'ta Saddam zamanındaydı 88'de. Orada bir ödül aldım. Bir Hilye Şerif'im ödül aldı. Ondan sonra orada hangi yazıdan oldu. Aldık? Sülüs Nesi. Sülüs Nesi. Ondan sonra daha birçokları var. Onları hatırlayamadım da. En son şunu söyleyelim. Büyük Millet Meclisi Üstün Hizmet Ödülü aldım. Bir de o var hatırlıyorum. 2011'de zannedersem. Ondan 2 sene sonra Kültür Sanat Büyük Ödülü. Kültür Bakanlığı'nın Kültür Sanat Büyük Ödülü. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül takdim etmişti. En son bu. Yeni ödüle aday, yine önünüzde bir sürü çalışmalar var. Yeni ödüle aday çalışmalar var mı efendim?
Yok ben artık öğrenciye mi artık elimizi verdik? Ben artık yarışmalara katılmıyorum. Yani bizim öğrencilerle beraber yarışma bizde olmaz. Değil mi? Yani öğrenci ya katılıyorsa. Öğrencilerin çekilmesi lazım yahut da benim çekilmem lazım. Ne güzel, bakın geçmişte siyasette de bu olsaydı pek çok gencin öne açılacaktı. Geçmişteki siyasetçilerin hepsi ölünceye kadar koltukta öldü. Onlar değil mi? Güzel bir şey. Yani öğrenci varken ben niye bulunuyum orada? Bizim öğrencilerden mesela Abdurrahman, Ahmet kardeşler depeler var. Abdurrahman'ın hanımı da benim talebe. Var mı ödül alan başka öğrenciler? Hemen hemen her yarışmada ödül alıyorlar. Maşallah. Onlarda bir akademik çalışma var mı yoksa hobi olarak mı yürütüyorlar? Ahmet de Abdurrahman da ikisi de güzel sanatlardan mezun Selçuk Üniversitesi'nde. Benim talebelerim oldular. Onlar hem icazetleri var hem de fakülte mezunu onlar. Ondan sonra bir tane... Meşgaleleri ne şu anda? Hattatlık. Meşgaleleri hat başa. Bu işten de ekmek yiyorlar yani. Tabii tabii gayet iyi. Yani şimdi Ahmet'ten bugün veyahut Abdurrahman'dan bir yazı isterseniz herhalde 1,5-2 seneden önce de teslim edemezler. Öyle dolu. Mi? 2 yıl dolu. 2 yıl beklersiniz. O zaman hocam güzel sanatlar, Türkiye sanatlarına heves eden öğrenciler değil mi efendim? Evet. Hem evinizde atölyede çalışıyorsunuz. Emir altında tabii. Değilsiniz. Emir altı da güzel bir şey. Onu da yanlış kullanılmasın da kendi işinizi yapıyorsunuz. 2 yılınız da dolu. Evet. Hani bazı doktorlar var, aranan doktorlar. Randevu istiyorsunuz, 6 ayı dolu. Yani onun gibi 2 yılı dolu olan bu iki kardeş, birinin eşi de hattat. Evet, bir maşallah. De bizim öğrencilerden Şamlı bir Sami var. Biliyorum ben Sami'yi. Biliyorsunuz. Biliyorum Sami'yi. Şam'dan geldi, Tömer de Türkçe öğrendi. Benim talebim oldu. O ne durumda şimdi? Sanatları bitirdi, o da öyle. O da aynı şekilde. Şimdi evlendi burada. Konya'da Türk vatandaşı oldu. Da oldu o zaman. Oldu. Ha, maşallah. Hattatlıktan geçiniyor. Ne güzel. Hocam peki. Aynı zamanda üniversitede ders veriyor tabii. Hocalığı var. Hocalığı orada. Da var. 80'li ha. yıllara döndüğümüz zaman yani bu kadar sanata iltifat, değer var mıydı Sayın Hocam? O senesine göreydi ama 80'li yıllarda, ondan önceki yıllarda Hamid Hoca çok sıkıntı çekti. Değil mi? O çok zaman sıkıntıyı, o. Çileyi o çekti. Biz şimdi öğrencilerinin yiyoruz. Öğrencileri kaymak yiyor. Evet. Ne güzel. Yani sıkıntıyı o çekti hakikaten. Ama çünkü o da rahmetle anılıyor Sayın anılıyor, Hocam. Anılıyor tabii. O hiç onları aldırmadı yani. Kıymeti bilinmedi, horlandı, küçük görüldü falan o devrede bir ara. Kültür Bakanlığı bana göre onu, değil mi hocam? Evet. Danışman yapmalıydı. Bakanlığa danışman yapmalıydı. Bir ara Kültür Bakanlığı Kültür Bakanlarından birisi bakanlıkta bir hat sergisi açılmıştı. Bakan Bey gelmiş, levhaları seyrettikten sonra nasıl buldunuz demiş. Sormuşlar. Burnuma küf kokusu geliyor demiş. Of. Ya bunu diyen bakanlar da oldu bizde. Ya hocam ya. Bana da imansızlık kokusu geliyor o söylenen ağızdan. Haksız mıyım hocam? Kendi bilir onları. Ya ne kadar görüşü acı bir bu. Şey. Ne kadar acı bir şey. Bakış açı. Bir Kültür Bakanlığı'nın bir hat sanatına bakış açısı bu. Evet. Nereye varılır ki? Bu günleri evet, de Türkiye yaşadı. Evet. Ama yeni Türkiye'deyiz. Tabii şimdi Türkiye'de üniversitelerin çoğunda güzel sanatlar fakülteleri var. Ve geleneksel Türk sanatları bölümünde sadece hat değil. Onunla ilgili işte kitap sanatlarından tutun. Tesipten, minyatür, ebru. Minyatür değil mi efendim? Bütün bu sanatlar okutuluyor. Onlar dersleri görüyorlar. Yani şimdi tabii daha iyi. Yani devlet eliyle öğretiliyor şimdi. Onu soracaktım hocam. Türk sanatları, güzel sanatlar nereye gidiyor diye soracaktım ki siz onun cevabını vermiş oldunuz. Evet şimdi çok popüler oldu. Yani öyle söyleyelim günlük tabirle. Bakıyorsunuz işte bir bakan geliyor, bir devlet büyüğü geliyor, bir misafir, yurt dışında misafir geliyor. Gelirken de giderken de levha hediye ediyorlar. Kalıcı bir levha. Şimdi bu arada şöyle bir şey hatırıma geldi. Lütfen hocam. Selçuk Üniversitesi'ndeyken biz sergi açtık. Yıl sonu sergisi açtık. O serginin başına da öğrencilerden 2 kişi, 3 kişi nöbetçi dikiyoruz sırayla. Onlardan birisi bana dedi ki ertesi günü, hocam dedi dün öğrenciler sergiyi geziyorlardı, kendi aralarında konuşuyorlardı. Birisi sordu,
Burayı bitiren ne olacak? Ne oluyor diye sordu. Birisi de demiş ki hiç demiş. Çok üzüldük hocam dediler. Biz hiç mi olacağız? Ya, dediler. Sanatı sevdirecek insanlar değil mi? Sanattan yani, uzaklaştırıyor. Çocuk bunu sorunca dedim ki anlatayım ne olacağımızı dedim. Lütfen hocam. Şimdi senin dedim amcayın oğlu, teyzenin kızı yok mu dedim. Var. Var dedi. Peki ne yapıyor dedim. İşte teyzemin kızı dedi. Bankada çalışıyor dedi. Onun dedim bir günlük 24 saatlik hayat şeyini bir gözden geçirelim dedim. Şimdi dedim şey olacak. Ne yapıyor? Sabahleyin aceleyle bir uyanıyor. Erkenden 8'de çocuk mesai uyandırılacak, geçecek. Kahvaltısı yapılacak, çamaşırı değişecek. Beyefendinin gömleği, kravatı hazırlanacak. Yetişmemiştir, üzülecek. Ondan sonra paldır küldür işe yetişecekler. Orada sabahtan akşama kadar yorulacak. Akşam gelirken kreşten çocuk alınacak. Sabahleyinden toplanamayan bulaşıklar masanın üstünde duracak. Yemek yapılacak. Demek yapılacak. Yorgunlukla yapıldı hadi diyelim ki. İşte çocuk ağladı, inledi, ona bakıldı falan oldu. Sonra işte televizyonun önüne geçecekler. Biraz seyrederken uyuyup kalacaklar. Sabahleyin yine telaşla uyanacaklar. Sen dedim teyzenin kızı büyük ihtimalle çalışma hayatı böyle geçiyor dedim. Aynen öyle. Peki diyelim şimdi sen ne yapacaksın dedim. Sen şimdi bitirdiğin zaman yapacağın iş sabahleyin erkenden uyanacaksın. Bebeği uyandırmaya gerek yok. Beyefendinin dünden ütülediğin gömleğini, pantolonunu güzelce giydireceksin. Kahvaltısını hazırlamışsın, yaptıracaksın. Beyefendiyi yollayacaksın. Ondan sonra bebeği uyandıracaksın. Ondan sonra güzelce banyo yaptıracaksın. Masada sandalyeye oturtacaksın onu da. Bebeğinle beraber güzel bir kahvaltı yapacaksın. Bir taraftan da televizyondan haberleri seyredeceksin. Mesai gibi kuralın yok, bir sıkıntın yok. Bir şey yok. Ondan sonra dedim bu bittikten sonra çocuğu dedim alacaksın bir kaldırımda güneşli havada bir şöyle gezdireceksin. Sonra geleceksin çocuğu yatıracaksın. Sonra dünden kalan dedim hilye-i şerif yazmaya devam edeceksin. Tesbih veya yapmaya devam edeceksin dedim. Bu şartlarda çalıştığın zaman en geç dedim 2 ayda 3 ayda bir hilye-i şerif bitirirsin dedim. Ve bunun en aşağıda dedim $2000 bunun şeyi. Bedeli. Bedeli dedim. Bir de dedim vergiden muaf dedim bu. Gelir vergisinden muaf dedim. El sanatları muaf değil muaf. Mi efendim? Ne güzel. Ondan sonra dedim başında patron yok bir şey yok. Bu şekilde dedim çalışacaksın. Hangisini tercih edersin? Dedim. Hocam bu çok iyiymiş dediler. Evet öğrencilere de duyurulur. yani el sanatlar, Türk el sanatlarının yani evinde çalışırsa bir şey yok ne güzel. Devam edecek. Senin dedim hayatın böyle geçecek evladım. Patron yok bir şey yok. Aldığın para dedim gelir vergisi yok. Hele hanımefendilere ne kadar uygun tamam, değil mi efendim evinde? Evinde çocuğuyla beraber. Evinde çalışırsan sanatını böyle yapacaksın. Bunun dedim bir şartı var. O da güzel yazmak. Ya tesibi güzel yapmak. Hangisini yapıyorsanız. Hocam güzeli elde etmek için ne gerekir? Öğrencilere de ipucu verelim. Güzeli elde güzel etmek bir, için önce, güzel bir eseri elde etmek için ne gerekir? Tabii önce sevmek lazım. Sonra da Allah'ın yetenek vermiş olması, yetenek olması lazım. Sevmesi lazım. Gerisi de çalışmak. Yani en şeylerden birisi bu. Şartlardan birisi bu. Yani bunun esasında hattatlığın 8-10 tane şartı var. Hepsinin tahakkuk etmesi lazım. İyi bir hocadan ders alacaksın. Çok çalışacaksın, çok yazıp meşki fazla olacak. Meşki edeceksin falan edeceksin de. Bu 10 taneden sonra bir şart daha var. Nedir hocam o 11. şart? Kaderinde olmasın. Takdirinde olmasın. Çünkü herkes hattat olamıyor. Yani yeteneği olduğu halde olamıyor. Yani şimdi Mevlana Hazretleri Mesnevi'de bir hadis-i kutsiyi açıklıyor da orada diyor ki şeytan diyor bir şeye rastladı. Zahide rastladı. Yaklaştı. Ona sordu. Ne zamandan beri Allah Allah deyip duruyorsun? O da dedi 60 yıldır. Demek ki 60 senedir demiş durmadan Allah diyorsun da o sana hiç kulum dedi mi? Yok diyor zahir. Şeytan şeytanlığını yapacak yani, yine. Ya diyor ne çekip duruyorsun o zaman diyor. Ne çekip duruyorsun diyor. Sen bu kadar senedir sana bir defa bile kulum dememiş. Hala ne çekiyorsun diyor. Zahir diyor düşündü doğru diyor. Atıverdi tesbihini diyor. Kendini de yere attı çırpınmaya başladı. Demek ki kendime kulum dedirtecek bir Allah diyememişim. Çırpınmaya başladı diyor. Şimdi orada esas şeye geliyor.
hadis-i kutsiye geliyor. Allah diyor kuluna kıyar mı? Tabii kıyamaz. Hızır'ını yolladı ona. Rüyasında Hızır'ını yolladı. Ve buyurdu. Ben murad etmezsem kimse beni anamaz. Ben dilemesem kimse beni zikredemez. Söyle ona, onun Allah demesi benim kulum dememdir. Ben şimdi bunu bizim şeylere öğrencilere tevil ediyorum. Öğrencilere. Çocuklar diyorum, gördünüz mü? Bakın, Allah kimi dilerse ona kendini hatırlatıyor. Allah kimi dilerse adını ona yazdırıyor. Yani her isteyen yazamaz. O kimi seçtiyse adını, ayatı, beyinatını o yazar. Demek ki siz Allah'ın adını, ayatı, beyinatını yazmak üzere seçilmişlerdensiniz. Farkında olun bu işin. Ne güzel. Diyorum. Hakikaten de şartlardan birisi de bu. Allah seçtiyse, adını yazmak üzere seçildiysek ya adını yazmakla görevliyiz. Sayın hocam, bir talebe 17 yıl okumuş. Memleketine dönüyor, icazetini almış. İlmin başı ne evladım diyor. İşte besmeledir, şudur, olmadı diyor. Bir yıl hizmet edersen ben onu sana öğretirim diyor. Tamam diyor. Bir yıl hizmet ediyor. Bir yıl sonra memleketine yoluna devam ediyor. Varıyor evine. Gece yarısı. İki tane ayakkabı var. Birisi erkek ayakkabısı. O an beynine ateş gibi bir şey sıçrıyor. Benimin eşimin yanındaki erkek kim? Duruyor, düşünüyor. Diyor ki bir yıl hizmet ettin o kelimeye. Sabaha kadar kıvrıl yat diyor. Bir yere kıvrılıp yatıyor. Sabah namazına gidiyor. Herkes Ahmet Efendi hoş geldin. Oğlunda aslan gibi. İlk yapacağı şey ikisini de öldürmekti. Bir yıl çalışmasaydı ikisini de öldürüp 17 yaşındaki genci ve eşini evlat katili bir baba, eş katili bir koca olacaktı. Ve o bir yıl ona sevdiğini ve yavrusunu kazandırdı. Ben bu 11'in içerisinde sabır da var mı diye sormak istiyorum. En başında var. Değil tabii. Sabır, sabır. Her şeyin başı ama hele hele bu ince sanatlar. Şimdi sabrı Cenab-ı Allah övmüş, hem de çok iyi ayet-i kerimelerde var. Fe sabrun cemil. Sabredenlere İnne Allah'a ma'as sabirin buyuruyor. Hatta böyle birisi bir gün benden bir sabırla ilgili bir ayet-i kerime yazmamı istedi. Yani eşi hastalanmış. Ona ilgili bir doktor çok büyük sabır göstermiş. Bir eşi iyi olmuş. Ağır bir hastalıktan kurtulmuş. Ben diyor sabırla ilgili bir ayet yazdırıp etrafında teslim edeceğim diyor. Güzel. Onun için bir sabır ayetle ilgili bir ayet yazmanızı istiyorum dedi. Peki ben bir araştırayım dedim. Kur'an-ı Kerim'de sabırla ilgili ayetleri daha 18 yerde falan var. Çok var. Demek sabır güzel şey. Demek ki Cenab-ı Allah'ın sabrı methettiyse güzel şey. Tabii her şeyin başı da sabırla başlar. Sanatın da temeli sanatın sabır da temeli değil mi? Sabır. Yüzlerce, binlerce yazıyorsunuz değil mi efendim? 49 evet. Yıldır yazıyorsunuz. Evet, bazen hat sanatındaki sabrı örnek verirler. Değil mi hocam? Evet. Sabır etmeden olmaz. Mesela ben Çin'in yapılışını Kütahya'da çektim. Yörelerimiz, törelerimizde. Hı. 400 kez elden geçtiğini söylediler. Ben bilmiyorum. 400 kez. Yani bu doğru. Sabır olmasa bu güzellik, güzel bir Çin'i, güzel bir hat sanatı arkanızda duruyor. Yani bu nasıl ortaya çıkar? Sadece sabırla. Sadece sabır. Yani bizim yazı da çok elden geçer. Değil mi hocam? Yani mimari proje gibi. En uzun yazdığınız yazı ne kadar sürdü hocam? 3 ay, 5 ay, 6 ay böyle. Mesela bir Ramazan'da, bir Ramazan boyu teravihden sahura kadar hiç uyumadan çalıştığım oldu. Diyanetin haç duaları, haç umre dualarını kitap olarak bastılar. Onu yazdım mesela. Bir Ramazan boyu yazdım. Sonra bir Kur'an-ı Kerim başladım. 23. cüzdeyim. Maşallah. 23. cüzdeyim. Yani o da şöyle oldu. İkinci uluslararası müsabakada ödül aldığım yazarın birisi Nesih yazıydı. Demek ki dedim benim Nesih yazı 450 kişi içerisinde
O zaman 450 kişi katıldıydı. Başlara geldiyse dedim mansiyon almıştım. Mansiyon alacak seviyeye gelmişse demek ki bu Kur'an-ı Kerim yazabilirim. Maşallah. O aşağı yukarı birkaç sene bunun tasarlamasıyla uğraştım. Sonra tasarlamaya başladım. Her sayfayı kurşun kalemle kalıbını çıkardım. Maşallah. O bitti yani baştan sona yazdım. Büyük emek bitti. Hocam. Onu kalıp olarak kullanacağım. Çünkü mesela önümü açtım. Hamid Hoca'nın Kur'an-ı Kerim'i, Hasan Rıza Efendi'ninki, Kayıtsızade, ondan sonra Mustafa Nazif Bey'in yazısı. Bütün bunları önüme serdim böyle. Ben kendim çalışırken burayı Hamid nasıl yapmış, Kazasker nasıl yapmış, Şevki Efendi nasıl yapmış. O hattatları onları görerek yani bugünün okumakta zorlanan insanının tereddütlerini giderecek terkipler yapmak suretiyle bir çalışma yaptım. O şekilde bitirdim. Ondan sonra 10. cüzden başladım yazmaya. Baskıya yönelik olarak. Bir tane de ciltleme var o ayrı. Basılsın diye. 23. cüzde bu Zümrüt Apartmanı faciası olunca bir durgunluk geldi. Siz de yakınınızı kaybettiniz evet, orada. Evet, orada birkaç tabii yakınlarımız gitti. O durgunluk hala devam ediyor. Onu atamadık. O zamandan beri bir cüz falan anca yazdım. Ne kadar sürecek hocam? Allah size uzun ömür versin de inşallah Hüseyin Öksüz hattı diye de inşallah Kur'an-ı Kerimler. Bilenler, duyanlar hep soruyorlar. Bilmem ne zaman biter ama işte ömrüm oldukça yazmaya çalışacağım. Hocam o zaman Allah gecinden versin bu şeye de aktarılmış olsun. Öyle bir şey olursa mesela Fatih hocam devam edebilir mi böyle bir şey? Hak vusuku olursa bizim dileğimiz Rabbim sana uzun evet, ömür versin. Evet kalıpları de. Ortada. İsteyen devam kendine güvenen devam edebilirler. Devam edebilir. Değil mi? Bu eserin öyle olmuş. Hizmete. Eskiden böyle olmuş. Mesela İbn-i Mukle, İbn-i Bevvab, İbn-i Mukle'nin bir şeyini, Kur'an-ı Kerim'ini tamamlamış. Hasan Rıza Efendi de tamamlamış. Şevki Efendi'nin bir Kur'an-ı Kerim'ini tamamlamış mesela. Hmm. Hattatlarda, menkıbelerde var böyle. Ama sizinki inşallah Hüseyin Öksüz hattıyla Kur'an-ı Kerim Rabbim nasip etsin i̇nşallah diye temenni ediyoruz, öyle. Dua ediyoruz hocam. Evet. Allah size sağlıklı ve uzun ömür versin. Çünkü ihtiyacı var bu toplumun. Evet. Özüne dönmeye, geçmişini hatırlamaya, geçmişini yeniden yaşamaya ihtiyacı var. Birileri rahatsız olsa da. Sayın hocam, artık öğrencilerin tercih dönemi. Evet. Neden KATO Güzel Sanatlar Fakültesini tercih etsin? Ne var KATO'da? Karatay Üniversitesi'nde öğrenciler buraya gelip gördükleri zaman ne olduğunu da görürler. Türkiye'nin en eski üniversitesi. En eski üniversitesi bir. Yani bu vakıf üniversitelerin başında, özel üniversitelerin başında çok iyi bir durumu var. Mesela ben başladığımda 1000 kişiydi, 1026 kişi miydi bir şeydi. Toplam öğrenci sayısı. Toplam öğrenci. Şimdi 6000 küsur oldu. Maşallah. Yani bu önümüzdeki yıl kaça çıkacak bilmiyorum. Eğer böyle olursa yani böyle yani bir teveccüh var. Maşallah. Yani durmadan gelişen bir üniversite. Bütün yenilikleri çabucak uygulayan yani bizim efendim üniversitemizin sahipleri Konya'nın esnafı. Konya'ya vergi veren, devlete vergisiyle katkısıyla bulunan kimselerin aynı zamanda üniversiteye de büyük katkılar var, destekleri var. Yani öyle bina yapımında alet edevatı gibi konularda yani mevzuat beklemez. Mevzuat beklemez. Çabucak. Çünkü para da var elhamdülillah. Pratik yapılabilir bunlar. Yapılabilir. O bakımdan onun faydasını görüyoruz biz tedrisatta. Hocam yurtlarınız da var bildiğim yurtlar kadarıyla. Var. Zaten Mevlana'ya 3 kilometre mesafede. Evet. Tramvayımız var. Hafif tramvayımız ulaşım var. Ulaşım çok kolay. Ulaşımı kolay. Otobüs, minibüs dolmuş çok zaten. Her türlü vasıtayla gelip gidebilir gelinip öğrenciler. Gelinip gidiliyor. Yurdumuz var. Ve Konya ucuz bir şehir. Ucuz. Şimdi bizim Geleneksel Türk Sanatları bölümünde biraz avantajımız var. Bizim için biraz avantaj sağladı idare. Mesela ilk 6 kişiye %100 bursu var. %100 burs. %100 bursu var. Benim yaşı şöyle indirseler hocam da %100 ondan burs. Ondan sonraki gelen 6 kişi %75 burslu. Yani hemen hemen kazananların hepsi burs alıyor yani. Oh ne güzel.
Öyle Allah çok fazla güzel. Ücreti tabii ki neyse Türkiye piyasasında ücreti var. Ama burs en çok bizim bölümde var. Maşallah. Böyle bir desteği var. Kaç öğrenci yani, bekliyorsunuz hocam 2017-2018 eğitim yılı? Sanat fakültelerinde çok yüksek olmaz. Mesela bir mimari gibi, hukuk gibi. Öyle 30-40 öğrenci olmaz. Olmaz. Bizde 15 konu var. Biz 15'in 10'unu doldursak bizim için yeter. Bunun yarısını da tesip ana sanat dalına ayırıyoruz. Yarısını hat, yarısı tesip olacak. Minyatür var. Minyatür var. İşte onları ayırdığımız zaman normal olur. Öğrenci seviyesi. Tabii seçerek almak mecburiyetindeyiz. Bunun için yetenek şart yetenek olduğu şart için. Yetenek şart değil mi hocam? Yeteneği olmayan İstek yetmiyor. Hem kendini yorar hem bizi yorar. Değil mi hocam? Peki hocam buradan gençlere özellikle bu mesleği haline getirmek isteyen, meslek olarak seçmek isteyen kardeşlerimize, öğrenci kardeşlerimize neler söylersiniz efendim? Şimdi tabii bizim sanatımız kutsal bir sanat aynı zamanda. Kesinlikle. Her iki tarafa faydası olan hem maddi dünyada maddi gelirini olan hem de manevi tarafa da ecir yazan bir sanat. İki taraflı. Hamdolsun. Çift dikiş. Çift dikiş. Gelenler tabii kısa zamanda bunu anlıyorlar gençler. Yani bizim öğrencilerimizin tabii davranışlarıyla, nezaketiyle, olgunluklarıyla da dikkat çeken bir bölümdür. Gençlerimizi bekleriz. Yani böyle bizim burada bir hoca talebeden çok arkadaş gibi bir ortam var. O olmasa zaten sanat yapılması zor olur. Sanatın ortamının güzel olması lazım. Bunları gençler için sağlamaya çalışıyoruz. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Gelenlere kapımız açık. Buyursunlar, gelsinler. Sayın hocam, çok teşekkür ediyorum. Ben de. Ülkemizi yurt dışında, Konya'mızı ülkemizde temsil ediyorsunuz. Hamit hocamı rahmetle yad ediyoruz. Onu temsil ediyorsunuz. Allah'ın o yüce kitabıyla baş başasınız. Peygamberimizin o güzel hadisleriyle, ecdadımızın evet. güzel sözleriyle baş başasınız. Ben size hayırlı, sağlıklı ve uzun akademik ömür diliyorum efendim. Eyvallah efendim, sağ olun. Şöyle son bir cümle söyleyeyim. Lütfen, lütfen. Güzel sanatların dalları çoktur. Güzel sanatlar içerisinde mesajı en net olan hat sanatıdır. Hat tesip sanatıdır. Mesajı çok nettir. Geçen böyle bir levha yazdım. Yürü hala ne diye oyunda oynaştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın diye yazmıştım. Burada çok durmadı. Birisi aldı götürdü. Bizim mesajlarımız böyle. Hocam teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık. Bu güzel çalışmaların devamını diliyoruz. Eyvallah. Allah sizlerden razı olsun. Ben iz bırakanlar ekibi olarak evet. Efendim arkadaşlar getirdiler sağ olsunlar. Bugünün hatırası bizim konuştuğumuz konulara da uygun şey olan bir hadis-i şerif, meali olan bir hadis-i şerifi size takdim ediyorum inşallah. Hocam teşekkür ediyorum. Hatıra olur. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hayrun nas men yenfa'un nas. İnsanların hayırlısı insanlara hizmet edendir. Evet. Hocam yüreğinize sağlık. Çok teşekkür Buyurun. Ediyorum. Allah razı olsun. Bir iz bırakanların daha sonuna geldik. Yardımcı doçent doktor Hattat Hüseyin Öksüz hocamı konuk aldık. Kato Üniversitesi'nde kendi odasında bu hizmeti gerçekleştirdik. Bir başka iz bırakanlarda bir başka değerli şahsiyetle yeniden beraber olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın efendim.